Şimdi Kocagöl'den devam ediyoruz. Yemyeşil ormanların arasından Rahime Hanım'la beraber sizler için kalbura bastı yapacağız. Evde kalbura bastı nasıl yapılır? Kolay bir şekilde nasıl bu lezzeti yapabiliriz? Şimdi Rahime Hanım'dan öğreniyoruz. Rahime Hanım, malzemelerimiz neler? Alabildiği kadar un, 1,5 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı irmiğimiz var, bir kabartma tozumuz var. Bu hamurun içi için içine de ceviz koyacağız. Şimdi şerbeti içinde 3 su bardağı su, 3 su bardağı şekerimiz var. Önce onları kaynatacağız. Onlar kaynayıp soğuyana kadar da tatlımız pişmiş olacak. Sonra birleştireceğiz. O zaman şimdi şerbetimizden başlıyoruz. Kalbura bastı tatlımızı yapmaya. Ölçümüz nedir acaba şerbet için? Şerbet için yapılan ölçüye göre değişiyor bu ama benim ölçüme göre 3 su bardağı suya 3 su bardağı şeker koyup kaynamaya bırakıyoruz bunu. Evet, kaynayan suyumuza şekerimizi boşalttık. 3 su bardağı suyumuz var, 3 su bardağı toz şekerimiz var. Toz şekerimiz var. Bunu kaynatıyoruz biraz koyu bir kıvama gelene kadar. İçine sonra bir dilim limon bırakacağız. Evet, yaklaşık 15 dakika kadar kaynatıyoruz ki şeker ve su iyice özdeşleşsin, şekerimiz erisin. Evet. Şimdi biz şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Şekerimiz eridi. Evet. Bunu kaynamaya bırakıyoruz. Kapağın, o kaynarken bir samurumuzu yoğuruyoruz. Evet. Bunun için önce 1,5 su bardağı sıvı yağımızı boşaltıyoruz. Zeytinyağı ve çiçek yağı karıştırıyoruz. Tamam. Yarı yarıya karıştırıyoruz. Daha lezzetli oluyor. Süper. 1 su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Tamam. Zeytinyağı, sıvı yağ, ayçiçek yağı karışık 1,5 su bardağı yağımızı aldık. 1 su bardağı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı irmiğimizi ilave ediyoruz. Evet. Yarım çay bardağı irmiğimizi de boşalttık. 1 adet kabartma tozumuz var. Tamam. Kabartma tozumuzu da koyduk. Bir güzel kabarsın kalbura bastığımız. Karıştıralım. Sonra yavaş yavaş ununu ilave edeceğiz. Tamam. Bir güzel bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Unumuzu ilave etmeden önce yoğurma işlemine geçeceğimiz için eldivenimizi takalım. Tamam. Hamurun çok yumuşak olması gerekiyor. Hı hı. Kulak memesi kıvamında dediğimiz. Tamam. Şimdilik 3 fincan atıp yoğurmaya başlayacağım ben. Sonra bakacağım. Bir güzel yoğuruyoruz unumuzla beraber bütün malzemelerimizi. Yoğurma işlemi çok önemli. Lezzeti. Çok çabuk yoğruluyor bu. Hı. Hemen toparlanıyor hamurumuz. Hamurumuzun yumuşaklığı şöyle gerçekten bir yumuşaklık. Yumuşacık oldu. Zaten yoğururken anlaşılıyor. Evet. Bunun içine yumurta falan konmuyor. İsteğe göre vanilya, limon rendesi, yumurta. Herkes farklı yapıyor ama ben büyüklerimizden böyle öğrendim. Hı hı. Böyle devam ediyorum ve herkes tarafından çok beğenilir. Evet. Gerçekten Rahime Hanım birbirinden güzel yemekler yapıyor. Arnavut lezzetleri, Boşnak lezzetleri, ülkemizin geleneksel lezzetleri hepsini yapıyor. Kalbura bastı da benim en sevdiğim tatlılardan biri. Bir güzel yoğuruyoruz bakın. Yoğurduk. Şimdi yoğurma işi çok önemli. Şekil vermeye başlayacağız ve tepsimize yerleştireceğiz. Evet. Bakın kalbura bastı tatlısı nasıl şekillendirilir? Bunun için bir rendeniz varsa yeterli. Evet. Hamurumuzu, değil mi? Rendenin üstüne şöyle bir gezdireceğiz. Evet, kalbur şeklini alacak. Elimizle yuvarlayıp bez halinde getirip rendemizin üzerinde biraz açıyoruz. Tamam. İçine bir parça veya iki parça ceviz yerleştiriyoruz. Süper. Şöyle kıvırdığımız zaman aynen şöyle bir şekil oluyor. Hamurumuzu ceviz boyutunda alıyoruz. Bastara bir güzel rendemizin üzerinde evet yayıyoruz. Aynen. İçine ceviz alacak kadar. Evet. Sonra yavaşça yuvarlıyoruz. Yumuşak bir hamur olduğu için evet yapışabiliyor. Kesinlikle. Ve tepsimize sıralıyoruz. Bu arada şerbetimiz kaynıyor. Limonunu atalım mı? Atalım limonunu, koyulayım. Şöyle, evet, yaklaşık 10-15 dakikadır şerbetimizi kaynatıyoruz. İçine ve bir dilim limon bırakıyoruz. Evet, limonunu da bıraktık. Neden limon bıraktık? Aroması geçiyor. Bir de şekerlenmemesi için daha farklı oluyor limon atınca. Aromasını da çok güzel yapsın diye koyduk. Aynen öyle.
Ve biz tekrar hamurlarımızı yapmaya devam, ediyoruz. Bu arada biz kalburlarımızın hamurlarını hazırlarken şerbetimiz oldu. Olan şerbetimizi ocaktan alıyoruz, tamam, ve soğumaya bırakıyoruz. Aynen, çünkü şerbetimizin soğuk, tatlımızın sıcak olması gerekiyor. Sıcak olması gerekiyor ve tekrar biz devam ediyoruz. Süper. Şerbetimiz bir yandan soğusun, biz de bir yandan kalbura bastı tatlımızı, hamurlarımızı sarmaya devam edelim. Ve son hamurumuzu artık sarıyoruz. Harika. Hepsimizi fırına gönderiyoruz. 180 derecede 30-35 dakika pişireceğiz ama fırınımıza göre değişebilir bu. Kontrol etmemiz lazım. Kendi fırınınızın ayarını biliyorsunuzdur. Kızarana kadar pişireceğiz. Aynen öyle. Biz 180 derecede yaklaşık yarım saat kalbura bastılarımızın üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Hadi fırına gidelim. Yaklaşık yarım saat kadar kalbura bastılarımızı pişirdik. Artık fırından çıkardık. Bu arada şerbetimiz de soğudu. Şimdi ne yapalım? Şimdi ılıdı tatlılarımız, şerbetimiz de soğudu. Burada şuruplandıramayacağımız için küçük bir tepsiye alıyorum ben tatlılarımızı. Tamam. Burada şerbetini bol bol daha rahat işleyeceği için. Evet. Fırın tepsimizden kalbura bastılarımızı diğer tepsimizi alıyoruz ve evet, çıtır çıtır olmuş kızarmış. Gerçekten harika görünüyor. Şekillerimizi görüyorsunuz, pütür pütür, nazar değdi. Evet. Şekillerimiz de çok güzel olmuş. Kabaracağı için çok sıkıştırmayayım, onlar için diğer tepsiye koyarız. Tepsiye koyarız. Tamam. Şimdi buna şurubumuzu dökelim. Şerbetimizi şöyle bir güzel veriyoruz. Her yerine gelecek şekilde şerbetimizi döküyoruz. Yeterli. Evet, kalbura bastılarımızı şerbetledik. Bakın burada da bunu tatlılarımız var. Aynen. Aktaracağız. Şerbetimizin geri kalan kısmını da diğer tatlımızda kullanacağız. Geri kalanında. Şimdi şerbetimizin çekmesi lazım. Ne yaklaşık kadar? Bir yarım saat 45 dakikada bütün şerbetini içecek ve yumuşacık, kıtır kıtır bir tatlımız olacak. Süper. O zaman biz de şimdi tatlımızın şerbetini çekmesini bekliyoruz. Bir yarım saat kadar sonra tadına bakacağız. Şimdi tadına bakıyoruz. Harika bir tatlı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok hafif, çok lezzetli ve çok pratik. Bayıldım. Evlerinize kolaylıkla deneyebilirsiniz. Hemen pişirdik, hemen tadına bakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.